SolidWorks'te çizilen bir parçayı, lazer kesim siparişi vermek için izlemeniz gereken yolları ve dikkat edilmesi gereken hususları aktaracağım sizlere. Öncelikle üst düzlemden hızlı bir çizim açıyorum sizlere. Merkez dikdörtgenimi aldım. Şöyle levhamın ölçülerini 1000'e 250, 500 diyorum. Saç levha sekmesinden taban flanş sekmeyi seçiyorum. Yani lazer kesimde saç levhadan yapmanız gerekiyor çizimleri. Şöyle parçamı kalınlığını bu kısımdan veriyorum. 1 milim diyorum. K faktörünü müdahale etmiyorum. Şöyle onayladım. Daha sonrasında çizime bir bükme verelim. Şöyle çizime ben şu çizgiden bükme kısmını kullanıyorum genelde. Yükümlü bir parça varsa şöyle hemen diğer tarafa mesafesinde 200 milim yapalım. Şöyle saç levha sekmesine geldim. Çizgiden bükme komutuna tıkladım. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde büküyor. İsterseniz yönünü değiştirebilirsiniz. Şurada yarı çapı önemli. SolidWorks kendi otomatik atıyor. Ancak bu yarı çapın olayı şu. Lazer kesim yapılan ucun örnek veriyorum. Bazı firmalarda 5 milim yarı çap verdiğinizde bizim uçlarımız yok diyebiliyorlar. Ya da bunu yapamayız diyebiliyorlar. Ama 1 milim standarttır. Şöyle ben 1 milimlik radius vererek 90 derece yukarı doğru büktürüyorum. Evet, parçamızı oluşturduğumuza göre hemen bir teknik resim açalım. Şöyle A3 formatında teknik resmimizi oluşturduk. Ben şöyle 1'e 5 oranında yapmak istiyorum ölçeyi. Buradaki Antet SolidWorks'in kendisinden gelen bir Antet. Eğer istek olursa ilerleyen zamanda bu Antet'i düzenleme ile ilgili bir videoda hazırlayabilirim. Aklımda var. Konumuza dönecek olursak 1 bölü 5 oranında oluşturdum. Evet, burada göstermemiz gereken bükümlü olduğu için düz çoğaltmayı seçmemiz gerekiyor. Oradaki büküm noktasını görebilmeleri için. Şu şekilde parçam geldi. Bunun ölçeğini şöyle 1'e 10 diye almış. Ben bu sayfam ölçeğim neyse ona göre yapmak istiyorum. Karşı tarafa da yanlış bilgi vermemek adına. Şu şekilde sığdırdık parçayı. Şöyle 1'e 5 oranında. Evet. Burada vermemiz gereken ölçüler şöyle levhanın büyüklüğü, uzunluğu, genişliği ve buradaki radius büküm olacak kısmın kenar olan uzunluğunu vermemiz gerekiyor. Aynı zamanda burada up yukarı olarak yukarı büküm olacağını gösteriyor. 90 derece olacağını ve radius 1 olduğunu gösteriyor. Bazı firmalarda lazer uçları örnek veriyorum 170 derece ya da 150 dereceye kadar büktüremiyor. Aynı zamanda radius bahsettiğim gibi radius 5, radius 3 milim falan dendiğinde bizim uçlarımız uygun değil diye cevap alabilirsiniz. Bu şekilde ölçülerimizi verdiğimize göre bir de biz bunun parçanın kalınlığını da verelim. Şöyle yansıtılmış görününde. Şu şekilde fazladan çizim oldu. Evet. 1 milim kalınlığında olduğunu gösterdim. Ben genelde şu şekilde yapıyorum. Örnek veriyorum. Açıklama yazıyorum içine. 1 milim kalınlığında siyah saçtan 5 adet yapılacaktır diye not düşüyorum. Şöyle büyütelim. Bunu bu şekilde yaptık. Bir de parçamı şöyle izometrik görüntüsünde atıyorum.
Bayağı. Şekilde çekelim. Şöyle ölçülerimizi daha belirgin gösterelim. Diğer kısmından katmanlardan format olarak seçtiğinizde buradaki siyahlık kalınlaşıyor. Yani ölçülerin yazıları kalınlaşıyor. Burada da parçamızı gösterdik. Bunu ben şu şekilde yapıyorum. İlk öncelikle PDF olarak kaydediyorum. Şöyle kaydettik. Ardından burası çok önemli. Lazer kesimde makinenin okuduğu dosya uzantısı DVG'dir. Ben bu PDF'i teknik detayları göstermek için atıyorum. Şimdi DVG dosyası oluşturacağız. Şöyle ben şuraları temizleyeyim. Şöyle temizledim. Hatta şu arka sayfayı da kaldırayım. Şu yazıya da gerek yok. Zaten PDF'te ben bunu belirttim. Evet. Şimdi parçamıza tekrardan geliyorum. Düz çoğaltmadan parçamı aldım. Şimdi ben bunu göstersem yeterli. Neden yeterli? DVG'de birebir vermeniz gerekiyor ölçüyü. Şöyle hemen bir ölçeğine bir bakalım. Şöyle birebir vermeniz gerekiyor. Çünkü direkt programı yüklüyorlar ve okutuyorlar. Yanlış kesim olmaması için ölçeyi doğru vermeniz gerekiyor. İsterseniz kaydettikten sonra DVG programından açarak da ölçüleri kontrol edebilirsiniz. Devamında ben bunu farklı kaydet butonundan masa üstüne şöyle DVG formatında kaydediyorum. Şöyle aşağı inelim. Evet, benim parça 3 iki tane dosyam var. Şimdi diğer hususumuza gelelim. Hemen mail yoluyla zaten biz bu işleri yapıyoruz. Yeni bir e-posta, yeni bir mail açarak dosyalarımızı gönderme kısmına geliyorum. Zaten burada göndereceğiniz kişinin mail adresini, konuya da lazer kesim talebi diyebilirsiniz. O size kalmış. Kesim talebi diyelim. Ardından şöyle ekle kısmından dosya ekleyi seçerek bu bilgisayardan şöyle masaüstü PDF'imi ve DVG'mi koyuyorum. Ve açıklamaya da ben şu şekilde yazıyorum. Tabi bu sizlere kalmış bir şey. Buraya müdahale edemem. Sadece izlemeniz gereken yolları aktarıyorum. Merhabalar. Olacaktı. Paylaşmış olduğum için termin süresi ve malzeme artı işçilik fiyatınızı öğrenebilir miyim diyerek bu şekilde örnek olsun sizlere de mailimi hazırlıyorum ve gönderiyorum. Ya PDF'in içinde belirttiğim için ben malzemenin detaylarını maile yazmadım. Ama tabii garanti olsun diye onu da yazabilirsiniz. Mirmilim siyah saçtan olacak şekilde ekleme de yapabilirsiniz. Böyle küçük bir örnek olsun sizlere. Bir diğer husus, başka bir detayları anlatmak istiyorum sizlere. Şöyle geleyim hemen. Diyelim ki parçanızda iki büküm var. Yani şöyle, şuraya da bir çizim açayım. Göstereyim hemen. Şöyle çizgi komutuna geldim. Şu şekilde buraya bir çizgi oluşturdum. Ve saç levhadan gene çizgiden bükmeyi kullanarak bunu büktürdüm. Şimdi gelelim hemen şöyle teknik resim oluşturalım. A3 parçamız gelsin. Düz çoğaltmadan parçamızı aldık. Şimdi burada radyüsü düzeltmemişim ama benim aktarmak istediğim bu değil. Mesafenin darlığı. Yani biz bunu tamam biz bunu burada çiziyoruz ama karşı tarafa göre de düşünmemiz gerekiyor. Orada kullanılan lazer makinesi
saç levhası okuluyor. Ancak oradaki belli bir kotası var. Yani mesafesi var. Ona göre büküm gerçekleştirebiliyor. Yani onlara ben çizimi gönderiyorum. Yapıp yapamamızı onlar söylüyor. Çok karmaşık bükümler olduğunda. Bir onay almanız gerekiyor. Yapabiliriz, yapamayız. Çok dar. Bizim uçlarımız buraya girmez gibi cevaplar alabilirsiniz. O yüzden lazer kesim sipariş verirken bu hususa da dikkat etmenizde fayda var. Videoların devamı için takipte kalın. Umarım sizlere bir şey aktarabilmişimdir. Hepinize iyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.